Evet, şimdi az önceki sorumuzu beraber çözeceğiz. Şimdi öncelikli olarak benim yapmam gereken şey iletmem gereken momenti bulmak arkadaşlar. Öncelikle ne kadarlık bir moment iletmem gerektiğini bulacağım. Biliyorsunuz iletmek istediğimiz momenti MD eşittir 9550 çarpı P bölü N formülüyle hesaplayabiliyor idim. Bu 9550 sabit, P'miz kilovat cinsinden, değerimiz ki bize bu soruda 15 kW olarak verilmiş. Lütfen bunu kilovat olarak alın. Devrimiz de devir bölü dakika olarak verilmekte. Ve çıkan sonucumuz da Newton metre olmaktadır. Lütfen bunlara dikkat edelim. 9550 çarpı 15 bölü 1500 dediğimizde iletmemiz gereken gücümüzü 95,5 Newton metre olarak bulabiliyorum. Demek ki benim iletmem gereken MD momentum arkadaşlar bu kadarmış. Özür dilerim, bunu 1500 değil 1200 olarak hesaplayacağım. Şuradaki değeri delete edip 1200 yapıyorum. Ve evet, momentimiz tabi devir düşünce 119,4 Newton metre olarak karşımıza çıktı. Bizden de 2 emniyet katsayısı değeri istenmiş. Dolayısıyla MS momentimiz 119,4 çarpı 2 dediğimizde, hesap makinemi hemen 2 ile bunu çarptığımızda yaklaşık olarak 200 38,75 Newton metre. Şimdi tabi bize burada biliyorsunuz göbek çapı, göbek genişliği milimetre cinsinden verilmiş. Dolayısıyla hataya yer vermemek için 238,75 çarpı 10 üzeri 3 Newton milimetre olarak bunu belirtiyorum. Şimdi benim yapmam gereken şey, iletmem gereken moment bu. Şimdi benim bu momenti iletebilmem için arkadaşlar, isterseniz şöyle bir tekrar gösterelim. Daha önceki uygulamalarda gösterdik ama burada tekrar göstereyim.